Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Uzak Doğu'nun incisi, Japonya'da doğan ve dünya çapında ürettikleri araçlar ve motorlar ile adını duyuran Hino markasının kuruluşu ve tarihsel gelişimine göz atacağız. Resmi kuruluş tarihi 1942 olmasına rağmen nasıl bu kadar kısa sürede popüler hale geldiler ve başarılarının arkasındaki sır neydi? Isuzu markasıyla bağı var mıydı? Tüm bunlar ve daha fazlası bu videoda. Hadi başlayalım. Hino markası 1942 yılında Hino ismiyle resmen kurulmuş olmasına rağmen aslında kökleri 1910'da Tokyo Chiyoda Gaz Şirketi'nin kuruluşuna kadar uzanır. O dönemlerde faaliyette olan bir diğer otomotiv üreticisi Tokyo Gaz Şirketi ile kıyasıya rekabet içindeydi. Onlarla rekabet etmek amacıyla şirket kısa sürede ürün yelpazesini elektronik parçaları da içerecek şekilde genişletti. Adını da Tokyo Gaz ve Elektronik Endüstrisi olarak değiştirdi. 1917'de ise ilk motorlu araçlarından biri olan model TGE A kamyonunu üretti. 1920'li ve 1930'lu yıllar boyunca şirket TGE model kamyonlarını geliştirmeye devam etti ve hatta 1937'de Tokyo İmparatorluk Üniversitesi'nin uzun menzilli bir araştırma uçağı olan Koukenki'nin inşasına yardım etti. Uçak kısa süreliğine uzun mesafe uçuşta dünya rekorunu elinde tuttu. 1930'lu yıllarda otobüs üretimi de yapan firma, 1937 yılında TGE otomobil bölümünü Otomobil Endüstri Co. Limited şirketiyle ve Kyoto Koukenki şirketiyle birleştirerek TGE'nin hissedar olduğu Tokyo Otomobil Endüstri Co. şirketini kurdu. 4 yıl sonra şirket adını Diesel Motor Endüstri Limited şirketi olarak değiştirdi. Diesel Motor şirketi araç üretimi bölümünü ayırarak 1942 yılında Hino Heavy Industries'i kurdu. Diesel Motor şirketi ise daha sonraki yıllarda Isuzu Motor Limited ismini almıştır. Yani Hino'nun köklerini oluşturan şirket motor bölümüyle araç bölümünü birbirinden ayırarak iki şirket haline gelmiştir. Motor bölümü yani dizel motor şirketi ilerleyen yıllarda Isuzu Motor olmuştur. Hino Heavy Industries şirketi ise 1942 yılında günümüzdeki Hino Motors'un resmi kuruluşu olarak kabul edilmiştir. Hino ve Isuzu markaları aynı köklerden doğan iki Japon firmasıdır. Günümüze kadar değişik ortaklık yapıları ve girişimlerle daha da büyüyerek üretim serüvenlerine devam etmektedirler. Hino Heavy Industrial Co. şirketi ismini genel merkezi Tokyo şehrinin Hino bölgesinde bulunan konumundan almıştır. Savaş yıllarında faaliyetlerinde önemli ölçüde azalmalar olmasına karşın 2. Dünya Savaşı sırasında Hino, Japon İmparatorluk Ordusu için askeri amaca uygun deniz dizel motorları üretmiş, aynı zamanda karada kullanılmak üzere tip 1 Ho-Ha yarı paletli ve tip 2 Ho-Ki zırhlı personel taşıyıcı üreterek Japon ordusuna destek vermiştir. 1946'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra şirket o dönemlerde yaygın olmayan dizel motor teknolojisini kullanan süper büyük trailer kamyonları ve otobüslerini geliştirmiştir. Bu geliştirilen araçlardan biri Japonya'nın ilk trailer otobüsü olan T-11B modeliydi. Müşterilere yönelik pazarlama odağını keskinleştirmek amacıyla şirket 1948 yılında ismine Diesel adını ekleyerek Hino Diesel Endüstri şirketi adını almıştır. 1950 yılından sonra normal büyük dizel kamyon ve otobüs üretimine başlayarak ağır vasıta sektörünün önde gelen üreticilerinden biri haline gelmiştir. Hino markasının o yıllarda ürettiği araçlar Japonya'da ilk üretim araçlar olarak anılıyordu. O yıllarda Hino markasının ürettiği araçların benzerleri daha önce hiç üretilmemişti. Bunlardan bir tanesi 1953 yılında üretilen Japonya'nın ilk merkezi yeraltı motor kutulu otobüsü Blue Ribbon modelidir. 1958 yılında üretilen Japonya'nın iki ön aksa sahip ilk 10 tonluk kabin üzeri kamyonu TC-10 modeli de yine Japonya için bir diğer yeni modeller arasındaydı. 1953 yılında Fransız Renault firmasının teknoloji desteğiyle küçük binek otomobil olan Renault 4CV'yi demonte kit ile üretmeye başlayan şirket daha sonra tamamen yerli üretime geçti. Bu yerli modelin ilki arkadan motorlu küçük binek otomobil Contessa modelidir. Daha sonra yine Renault desteğiyle ilk kamyonet modeli Brisca ve önden çekişli 4 tekerlekten bağımsız Comerca minibüsü de Hino markasının ürettiği diğer modelleri olmuştur. 1963 yılında
tamamen ticari kamyon ve otobüs üretimine odaklanmak üzere Hamura fabrikası açılmıştır. 1964 yılında Japonya'nın ilk 3 ila 5 tonluk orta hizmet kamyonu Hino Ranger tanıtıldı. Ranger modeli 300 ve 500 olarak iki farklı tipte üretilmiş, oldukça sevilen bir kamyon modeli olmuştur. Hino markası 1960'lı yılların başında ekonomik olarak zorlu bir süreç yaşamaktaydı. Japon hükümetinin de baskısıyla 1966 yılında Toyota markası ile işbirliğine girerek birlikte araç üretmeye başlamıştır. 1966 yılında başlayan işbirliği uzun yıllar devam etmiş, bu işbirliği 1982 yılında ortaklığa dönmüş, Toyota Hino'ya %11'lik oranında ortak olmuştur. 2001 yılında da Toyota Hino markasının hisselerinin büyük çoğunluğuna sahip olarak Hino Toyota markasının bir yan kuruluşu olmuştur. Hino Toyota grubuyla işbirliği yapmaya başladığı 1967'de özel otomobil üretimini durdurmuştur. Ancak Brisca modeli Toyota'nın Hilux modelini piyasaya sürdüğü 1968 yılına kadar üretimde kalmıştır. Toyota Motor ile yapılan ittifakın ardından şirket yeniden kamyon ve otobüs geliştirme ve üretimi konusunda uzmanlaşmıştır. Hino markası Toyota ile işbirliği sayesinde uluslararası pazarda da tanınırlığını arttırmış, özellikle Avustralya pazarı ve ABD pazarında iyi bir satış grafiği yakalamıştır. Bu başarıların ardından bu iki ülkeye fabrikalar da kurmuştur. 1970'lerin sonlarında Hino markası Toyota markasının yanı sıra diğer üreticilerle de ortaklık kurmaya başladı. 1978'de Asya Motor ile teknik yardım anlaşması imzaladı. Aynı yıl içinde Çinli araç üreticisi FAW ile işbirliği anlaşması da gerçekleştirdi. Bu işbirliği FAW markasının modası geçmiş eski orta sınıf kamyonlarına teknik destek sağlayarak Çinli otomotiv üreticisi FAW'ın Çin pazarında etkin olmasını sağladı. Hino Motors asıl çıkışını 1960'lı yılların sonlarında gerçekleştiren bir markadır. Özellikle o dönemlerde yapılan Ar-Ge yatırımları meyvesini vermiş ve dünyaca ünlü olan kırmızı motor olarak da anılan 1971 yılında ED100 dizel motorunu üretmiştir. Su soğutmalı dizel enjeksiyon sistemine sahip bu motor 4 zamanlı sıralı 6 silindirli 150 ile 180 beygir arasında değişen bir güç üretmekteydi. 550 ile 650 Nm arasında oldukça iyi bir tork değerine sahip olan Hino ED100 motorunun özellikleri üretim dönemine, model varyasyonlarına ve kullanılan teknolojilere bağlı olarak değişmesine rağmen dünya genelinde o yıllarda üretilen en iyi dizel motorlar arasında gösterilmiştir. 1974 yılında Hino uluslararası pazarda varlığını artırmak için Hino Europe'u kurmuştur. 1977 yılında turist taşımak için Japonya'nın ilk iskelet yapılı otobüsü RS120P modelini üreterek aynı zamanda yenilikçi üretim anlayışına devam etmiştir. 1990'lardan itibaren Hino, mali zorluklarla karşılaştı. Asya pazarına yeni ağır ticari kamyonlar ve yolcu otobüsleri sundu ancak karlılığını arttırmakta başarılı olamadı. Bu dönemde Toyota, ortağı Hino'ya yeni araçlar üretmesi için montaj sözleşmeleri vererek yardımcı oldu. Toyota Tercel ve Toyota T100 modelleri bu dönemde Hino markası altında üretildi ve satıldı. Ancak olumsuz gidişe çözüm bulunamadı. Mart 1997'de Toyota, Hino hisselerinin %1'ine sahipken bu oranı %16'ya çıkardı ve yıl sonuna hisselerini %20'ye yükselterek Hino markasındaki ortaklığını arttırdı. Ayrıca Toyota hafif kamyonlara yönelik tüm üretim ve geliştirme faaliyetlerini Hino'ya devrederek markanın gelişimine destek oldu. Hino markası mali açıdan zorluklar yaşamış olmasına rağmen kendini geliştirmeyi başaran bir marka olmuştur. Dünya otomotiv sektöründeki devamlı teknolojik gelişmelere ayak uydurarak her dönemde en ileri teknolojiye sahip motorları ve araçları piyasaya sunmuştur. Ranger serisi orta sınıf kamyonları 500 binden fazla satarak önemli bir başarı elde etmiştir. 1990'da Celega adını verdikleri büyük yolcu otobüsüyle Japon rakipleri Mitsubishi'ye gözdağı vermiştir. 1990 yılında Dakar rallisine katılarak çöl koşullarında bile üstün hareket kabiliyetine sahip araçlar ürettiklerini kanıtlamıştır. 1997 Dakar rallisinde kamyon kategorisinde yarışmanın birincisi, ikincisi ve üçüncüsü Hino marka kamyonları olmuş ve o yılın yarışlarına damga vurmuştur. 1991'de dünyanın ilk hibrit aracı olan HIMR otobüs modelini üreterek yenilikçi üretimlerine devam etmişlerdir. 1995 yılında orta sınıf şehir içi yolcu taşımaya uygun Liese modelinin üretimine başlamış, 1999 yılında ise orta sınıf kamyon olan ve bu alanda efsaneleşen modelleri Dutro modelini üretmişlerdir. 2001 yılında Hino markasının kaderi tamamen değişti. Toyota üçüncü şahıslardan satın aldığı şirket hisseleriyle Hino hisselerinin
%51'ine sahip olmuştur. Bu durum Toyota'nın şirket üzerinde söz hakkını doğurmuştur ve bu tarihten itibaren Hino markası Toyota'nın bir alt kuruluşu haline gelmiştir. Hino markası Toyota'nın alt kuruluşu olduktan sonra dünya çapında kamyon ve otobüs üreticisi olan birçok ünlü markayla da işbirliği yaparak kalitesini arttırdı. Bu işbirliklerinin en önemlilerinden biri Scania'dır. Scania ile yapılan işbirliği Hino'nun daha da büyümesini ve kaliteli araçlar üretmesini sağladı. Avrupa'da da söz sahibi olmak için 2018 yılında Hino ve Volkswagen Truck & Bus şirketi stratejik bir ortaklık kurdu. Hino 1990'lı yıllarda Ascam şirketiyle de işbirliği yaparak Türkiye'de Hino marka motor ve teknik donanımlar kullanılarak kamyon ve kamyonetler üretmiştir. Mayıs 2023'te Hino ve ana şirketi Toyota, Hino ve Mitsubishi Fuso'yu hem Toyota hem de Daimler Truck'tan eşit yatırım ile halka açık bir holding şirketi olarak birleştirme planı için Mitsubishi Fuso ve ana şirketi Daimler Truck ile bir mutabakat saptı imzaladı. Bu anlaşmayla global pazarda güçlü bir birleşimle daha büyük bir Hino markasının doğacağı anlamına gelmektedir. Bir videonun daha sonuna geldik. Başka bir tarihi araç videosuyla tekrar buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.